Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın İsveç ve Finlandiya'nın ne zaman NATO'ya katılacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya için cumayı işaret etmesi hareketliliği artırdı. Gelinen noktada İsveç'in NATO'ya katılması içinse atması gereken adımlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Meclis Grup Toplantısının ardından Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin bir soruya "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." yanıtını verdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, cuma günkü Türkiye ziyaretinde ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanmasını beklediğini söyledi. Bugün İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Niinistö, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya karar verdiğini biliyoruz. Sözünü tutmak için iki cumhurbaşkanı olarak bir araya gelmemizi istiyor." dedi. Aslında Türkiye en başından beri Finlandiya'nın üyeliğine sıcak bakıyor. Ancak Finlandiya ve İsveç aynı anda üye olmak istediklerini belirtiyordu. İsveç'in Madrid'de imzalanan ve taahhüt ettiği sorumlulukları yerine getirmemesinden sonra Ankara'nın da kararlı duruş sergilemesiyle Finlandiya İsveç'i beklemeden ittifaka üye olmak isteğini kamuoyunda tartışmıştı. Hatta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın ülkesinden önce NATO'ya üye olması ihtimalinin arttığını kabul etmişti. Türkiye, 2023'ün Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paluda'nın, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde kuran I Kerim yakması ve terör örgütü PKK, YPG sempatizanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan protesto gösterileri nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya aldı. Türkiye, geçen haftalarda askıya alınan görüşmeleri tekrar başlattı. İsveç ve Finlandiya ile yapılan Brüksel'deki son toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesiyle ilgili adım atılmalı, demişti. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinin birlikte mi ayrı ayrı mı işleyeceği konusundaki hız, kapsam ve genel çerçevenin bu ülkelerin atacağı adımlara bağlı olduğunu söylemişti. Brüksel'deki son toplantıda imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşüldü. Madrid'de imzalanan mutabakat zaptı İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalarını, başta PKK olmak üzere terörle ilişkilendirilen Türkiye kökenli örgütlerin her türlü faaliyetlerini engellemelerini ve Türkiye'nin terör suçlusu olarak isim isim verdiği kişilerin iade edilmesini gerektiriyor. Ayrıca Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılması öngörülüyor.